geldiğinizde göre daha iyi. Mart 2019 ayından beri Çin'de başlayan salgın ülkemizde de hızlı bir şekilde devam etmekte. Bu hastamız 29 yaşında, 38 haftalık bir gebeliğe sahip. Daha önce hiç aşı yaptırmamış, koronavirüs aşısı yaptırmamış ve 4 gündür hastanemizde takibini yapmaktayız. Orta derecede bir hastalığı mevcut. Şu an durumu iyi gidiyor. İnşallah düzelip taburcu edeceğiz. Bu şekilde gebe hastalarımızın sayısı özellikle son bir ay içerisinde çok fazla arttı. Bunun sebebi gebe hastaların aşı yaptırmaması. Hem kendi korkularından, endişelerinden dolayı aşı yaptırmamışlar. Hem de halk içerisinde, toplum içerisinde yanlış inanışlar mevcut. İşte gebeliğin, aşının gebeliğe zarar vereceği, bebeğe zarar vereceği düşünülmekte. Biz hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak bilimsel veriler doğrultusunda konuşmaktayız. Son zamanlarda yapılan gebelerle alakalı COVID hastalığını inceleyen birçok çalışma bulunmakta. Bu çalışmayla birlikte gebelerin herhangi bir dönemde yaptırdığı aşının ne gebeliğe ne de bebeğe zarar verdiği görülmemiş. Aşılı olup yan etkiden dolayı yoğun bakımda yatan hasta sayımız yok. Bu şekilde hiçbir hastamız yok. Ama aşı olmayıp ağır hastalık geçiren çok fazla hastamız var ve maalesef şu an yoğun bakımlarımız bu hastalarla dolu. 38 haftalık gebeyim, ikinci gebeliğim. Kayseri'de yaşıyorum. Hastaneye mide bulantısıyla geldim. Bu şekilde tedavim devam ediyor ve güzel bir süreç geçiriyorum. Hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Yani hastaneden çok memnun kaldım ilgi ve alakasından. Kaç gündür buradasınız? 4. günüm. Peki aşı yaptırmış mıydınız? Aşı yaptırmadım ve çok pişman oldum yaptırmadığım için. Doğumdan sonra yaptıracağım ilk iş aşı yaptırmak kesinlikle. Daha sonrasında yaptırmayı düşünen kişiler kesinlikle düşünmesin. Aşısını yaptırsın, kendini ve ailesini, çevresini korusun. Ya açıkçası hamile olduğum için korktum. Bir de toplumda şöyle bir konuşma oluyor ister istemez, etkileniyorsunuz yani. Hamilesin işte bebeğe bir şey olur. Ya işte Çin aşısı, sahte aşı, öldürüyor, beyin kanaması geçiriyor diye olumsuz cümleleri duyunca ister istemez etkileniyorsunuz. Bir de hamileliğin verdiği bir annelik duygusu, daha da hassas oluyorsunuz yani. O yüzden çok korktum, yaptırmadım. Yani son evrede de yakalandım zaten. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Keşke başa dönebilsem, aşımın bütün dozlarını yaptırsaydım. Eşim bir doz yaptırdı ama o da etkili olmadı. Doktor Hanım da söylediği gibi bütün dozları tamamlamak gerekiyormuş. Çok pişmanlığım var. Yani şu anki son dönemleri hastanede geçirmek benim için çok zor oldu. Uyarım, yani aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum yani. Korkmasınlar. Korkulacak tek şey aşı değil, COVID kesinlikle. Çok ağır semptomları var. Yani insan yani anlatılamaz, yaşanır derler ya öyle. Yani göründüğü gibi değil. Hani geçirmek gerekiyor, yaşamak gerekiyor. Çok zor bir süreç yani.